Merhaba arkadaşlar. Öncelikle bana bu fırsatı verdiği için e-Dahiliye platformu yöneticilerine çok teşekkür ederim. Bugün gebelik ve tiroid hastalıklarından sizlere bahsedeceğim. Gebe olmayan kadın ve erkeklerle paralel olmakla birlikte bazı dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Gebelik ve tiroid hastalıklarından bahsederken. Maternal ve fetal olumsuzluklara sebep olabileceği için gebelik sırasında bunların doğru takip ve tedavisi özel önem gerektiriyor. Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesine bildiğiniz gibi TSH ve bunun yanında serbest T4 kullanıyoruz. Tiroid bezi gebelik sırasında belirli değişikliklere neden oluyor. Özellikle östrojen tiroid bağlayıcı globulin seviyesinde artışa sebep olduğu için özellikle 6. ve 8. haftadan itibaren yükselmeye başlar. Tiroid bağlayıcı globulin arttığında total T4 ve T3 arttığı için serbest T3 ve T4'ün yeterliliği için tiroid hormon daha fazla T3 ve T4 salgılamaya çalışır. İkincisi de beta HCG ve TSH arasındaki moleküler benzerlik. Bu nedenle beta HCG TSH gibi davranarak tiroid hormonu üzerinde stimülan özellik tiroid bezi üzerinde stimülan özellik gösteriyor. Özellikle 10-12. haftada pik yapıyor bildiğimiz gibi ve TSH'ın baskılanmasına neden oluyor. Üçüncü değişiklik de GFR artışı. Bildiğimiz gibi gebelerde GFR artışına bağlı olarak renal iyot atılımı artıyor. Artan tiroid hormonları sentezi ve iyodun transplasental yolla fetusa taşınması nedeniyle de gebelikte artmış iyot ihtiyacı meydana geliyor. Plasentada T4 ve T3'ün iç halkasının iyodinasyonu da artıyor. Bu nedenle T3 ve T4'ün hem yapımı hem de yıkımı artışı meydana geliyor. Peki nasıl tarayacağız? Gebelik planlayan tüm kadınlar ve tüm gebelere TSH ölçümü yapılmalı. Ve TSH kontrolü yapılırken de trimer spesifik aralığa dikkat etmemiz gerekiyor. Birinci trimesterde TSH'ın 0,1-2,5, ikinci trimesterde 0,2-0,3, üçüncü trimesterde 0,3-0,3 arasında olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Hipotiroidi gelecek olursak klinikte görülüyor. Bildiğimiz gibi aşikar hipotiroidizm ve subklinik hipotiroidizm. Aşikar hipotiroidizm de %0,3 ile 0,5 arasında görülüyor. Gebelerde subklinik hipotiroidizm biraz daha sık %2-3 arasında görülüyor. İyot eksikliği olmayan bölgelerde en sık neden otoimmün tiroid hastalığı. Semptom ve bulgular gebelik dışı dönemden farklı değil. Ancak çoğunlukla asemptomatik olduğu için tiroid hastalığı taraması, yani TSH taraması tüm gebelere öneriliyor. TSH yüksekliği saptanıyorsa mutlaka serbest T4 de ölçülmeli dediğimiz gibi. Aşikar hipotiroidizm tanısı ne peki? TSH 2,5'un üzerindeyken azalmış serbest T4 olması veya serbest T4 düzeyinden bağımsız olarak da TSH'ın onun üzerinde olması aşikar hipotiroidizm dedirtiyor. Subklinik hipotiroidizm ise TSH 2,5-10 arasındayken serbest T4'ün normal olması. Peki bunları niye sınıflıyoruz? Aşikar hipotiroidizm dediğimiz zaman mutlak tedavi endikasyonu olduğunu anlıyoruz. En erken ve etkili şekilde tedavi edilmeli. Subklinik hipotiroidizm ise de tiroidizmde ise riskler aşikar hipotiroidizm kadar net değil. Retrospektif çalışmalar olumsuzluk riskini gebelik üzerinde olumsuzluk riskini tanımlamış ve biz genelde güvenli tarafta kalarak LT4 tedavisi gebelere öneriyoruz ve düşünüyoruz. Kontrollü çalışmalarda ise daha çok anti-TP pozitif, tiroid antikoru pozitif olan hastalarda risklerin arttığı gösterilmiş. Antikorları negatif olan hastalarda ise çok bir risk artışı çelişkili, net kanıtlanamamış. Bu yüzden bu konu hala tartışmalı.
Yani genel olarak subklinik hipotiroidizmde de LT4 tedavisi öneriliyor. Normal gebelikte maternal ve fetal hipotiroidizm sağlayabilmek için tiroid bezi hormon salgısını zaten %30-50 arasında arttırır. Hipotiroid annelerde bu ihtiyacı karşılamak için kullanmakta olduğu LT4 dozu mutlaka arttırılmalı. Artış ne kadar olmalı? Bu altta yatan hastalığa göre değişiyor. Örneğin fonksiyonel tiroid dokusu varsa daha az bir artış gerekirken cerrahi veya radyoaktif iyot sonrası fonksiyonel tiroid dokusu kalmayan hastalarda daha yüksek bir doz artışı sağlanmalı. Gebelik doğrulanır doğrulanmaz LT4 dozu da mutlaka arttırılmalı. LT4 kullanan hastalara mutlaka önceden eğitim verilmeli. Gebelik planlıyorlarsa mümkünse planlama aşamasında hekime başvurmalı. Mümkün değilse de doz arttırma şeması mutlaka verilmeli. Gebelik varlığında da örneğin haftada 2 gün günlük aldığı dozu 2 katı verilebilir. 2 gün ya da günlük doz %25-30 arttırılabilir. Hemen hemen aynı şeye denk geliyor. Doğurganlık potansiyeli olan tüm hipotiroid kadınlar LT4 tedavisi altında TSH'ın 2,5'un altında tutulması öneriliyor dediğimiz gibi. Peki takibi nasıl yapacağız? İlk 24 hafta 4 haftada bir. Daha sonra doz ihtiyacı değişir. Değişmez ise doğuma kadar bir kez değerlendirebiliriz TSH'la. Dediğimiz gibi TSH değerinin hedefi trimester spesifik değerler. Doğum sonrası da LT4 dozu gebelik öncesi doza düşülebilir ve postpartum 6. haftada bir TSH kontrolü yapılmalı. Yalnız dikkat edeceğimiz şey ilk 24 hafta 4 haftada bir TSH'a bakmamız gerekiyor. Peki TSH normal ancak serbest T4 düşük. Bu da izole hipotireoksinemi diyoruz bu duruma. Nispeten gebelerde sık görülüyor. Tedaviye gerek var mı? Tedaviye gerek yok. Bu tedavi edilmesini gerektiren bir kanıt yok elimizde. Öncelikle iyot desteği sağlamamız gerekiyor bu hastalara. Ülkemiz için 100-150 mikrogram gün iyot desteği almalı. Kronik tiroidit, anti-TPO pozitif tiroid kadın hastanın gebe kaldığında TSH yükselme riski %20. Onun için ilk 24 hafta, 4-6 haftada bir TSH izlenmeli. Hipotiroid kalmaması açısından. Gebede iyot alımı nasıl olmalı? Günlük iyot ihtiyacı 250 mikrogram gün. Ülkemiz için düşünecek olursak da ortalama 150 mikrogram gün alacağını varsayarak 200 mikrogram gün iyot desteği yapılmalı gebelere. Hipertiroidiye bakacak olursak kısaca da hipertiroidi semptomları gebelerde sıklıkla karşılaşılan bulgularla örtüşmekte. Bu yüzden semptomlara çok güvenmemek gerekiyor. %0,05 ile %3 arasında değişebiliyor oran. En sık neden de Graves hastalığı. Daha az sıklıkla toksik nodüler guatr görülebiliyor. Klinik bulgular dediğimiz gibi normal gebelikte gördüğümüz bulgularla örtüşebildiği için özellikle gebelik haftasına uygun kilo alımının olmaması, sıcak intoleransı, aşırı terleme, taşikardi bu konuda önemli. Gestasyonel hipertiroidizmle karışmaması lazım. Gestasyonel hipertiroidizmle ilk trimesterde görülen bahsettiğimiz beta IgG artışına bağlı olarak genelde asemptomatik olan bir TSH süpresyonu. Bunun tedavi indikasyonu yok. Graves hastalığıyla tipik klinik bulgunun olması ve trap pozitifliğiyle ayrılabilir. Bir takım bulgularımız var dediğim gibi Graves lehine düşündürecek. Otoimmün tiroid hastalığı hikayesi, orbitopati, dermopati, trap pozitifliği, otoantikor pozitifliği, tiroid ultrasonda parenkimal heterojenite ve tiroid Doppler ultrasonda artmış kan akımı Graves lehine düşündürüyor.
Bunlar yoksa geçici tirotoksikoz düşünülebilir. Gebelikte peki hipertiroid tedavisi nasıl olması gerekiyor? Genelde Graves ikinci, üçüncü trimesterde kendinden remisyona giriyor. Ama antitiroid vermek gerektiğinde özellikle ilk trimesterde metimazol yerine propiltiourasil tercih edilmeli. Semptomatik tedavi açısından da beta blokör tedavi ve kısa süreli ve düşük doz kullanılmalı. Uzun süreli ve yüksek dozdan kaçınılmalı. Propiltiourasil de 100-200 mg verilebilir. Serbest T4 düzeyi takibi TSH güvenilir olmadığı için serbest T4 ile yapmamız gerekiyor. Normalin 1 bölü 3 üst kısmında veya normalin hafif üstünde tutulabilir 4-6 haftalık izlemlerle. Ve karaciğer fonksiyon testleriyle karaciğere toksik dediğimiz gibi ve agranulasyon riski nedeniyle hemogram takibi yapılmalı. Tiroidektomi planlanıyorsa da optimal zaman ikinci trimester sonu. Tabii %5 oranda erken doğum riskinde göze almak gerekiyor. Çok kısaca tiroid nodülü ve tiroid kanserinden de bahsedecek olursak, gebelik sırasında nodüller yakın takip edilerek biyopsi ve tanı kısmı biraz ertelenebilir, gebelik sonrasında ertelenebilir. Erken gebelikte tanı konduğunda tiroide sınırlıysa, takip edilerek büyümüyorsa tedavi gebelik sonrasında bırakılabilir. Tiroid dışı yayılım veya boyunda lap varsa erken gebelikte cerrahi tedavi yapılmalı. Gebeliğin ikinci yarısında tanık olmuşsa cerrahi doğum sonrasında bırakılabilir. Bu süreçte de TSH değerinin 0,1-0,5 arasında tutacak şekilde tiroid süpresiyonu yapılabilir. Son olarak da akılda kalması gereken birkaç noktayı vurgulamak istiyorum. Otoimmün tiroid hastalığı olan hastalarda her trimesterde en az bir kez TSH ölçümü yapılmalı. Gebe ve laktasyonda günlük iyot alımı 250 mikrogram gün mutlaka olmalı. Gebelik öncesi ve ilk trimesterde TSH düzeyi 2,5'un altında, 2 ve 3. trimesterde de 3'ün altında tutulmalı. LT4 kullanıyorsa gebelik doğrulanında %25'lik bir artış yapılmalı. 4 haftada bir kontrol yapılmalı. Hipertiroidizmde de ilk trimesterde propiltiouracil tercih edeceğimiz akılda bulunmalı. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar E-Dahiliye platform yöneticilerine bu fırsatı verdikleri için teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar.